Arkadaşlar merhaba, ben Sarp Kürkçü ve yine Elite Dangerous Horizons'ın betasından bir video ile karşınızdayım. Normalde bu bir seri değildi ama okurlarımızdan Melikşah Duran bana bir mesaj yolladı ve Nanomem sisteminin içerisinde dünyaya çok benzeyen bir gezegen olduğundan bahsetti. Hatta sağ olsun ekran görüntüsünü de iliştirmiş. Ben de bu gezegeni sizlerle paylaşayım, hem de aynı zamanda ne var ne yok. Yani dünyaya gidilebiliyor mu bu oyunda? Ona dair ufak bir bilgi vereyim istedim. Çok uzun bir video olmayacak. O yüzden gelin başlayalım. Evet, gemimizin içindeyiz şu anda. Ve en son videoyu bıraktığımızda hatırlarsanız bu SRV'nin yani yüzey inceleme aracının içerisindeydik. Şimdi arkadaşlar ben oyunu kapattım ondan sonra. Oyunu kapattıktan sonra problem şurada. Geri açtığımda gemimi bulamadım. Bildiğiniz etrafta yok. Yakınlarda yok. Buradaki Rebuy Cost kısmına bakarsanız 26 kredi diyor. Ama benim gemim 80 bin küsür krediye tekrar alınıyordu. Benim gemi ortada yok. Tabi ben korktum. Haklı olarak korktum yani. Dedim eyvah, beta'da biz buradayken oyundan çıktık. Ondan sonra bir daha bulma şansımız olmadı. Ama sonra internette ufak bir araştırma yaptım ve işin özü şuymuş. Eğer geminizi bir uzay üssünün yanındayken bırakıp ardından yüzey aracına binerseniz geminiz otomatikman o yakındaki outpost'a, yani uzay üssüne atanıyormuş. Ve siz iniş izni istediğinizde iniş iznini isteyip geminizin olduğu yeri bulabiliyormuşsunuz. Ben de onu istedim, buldum. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Yani gemim güvendeymiş. En azından 600 metre ileride gemimin olduğu söyleniyor. Gemimin adını buldum yani. Bu da eğer Horizons'a girmek istiyorsanız artık Ocak ayı yaklaşık itibariyle kulağınıza küpe olsun. Sadece SRV'nin içindeyken ayrılırsanız geminiz yok olmuyor. Geminiz bir yerde sizi bekliyor ve bu şekilde bulabiliyorsunuz. Ay, büyük dramdı bu ya. Gerçekten. Bu arada bulunduğumuz yer fark ettiyseniz sol altta Nanomem olarak yazıyor. Yani aslında Melikşah'ın bize önerdiği alan tam olarak da bu sistemin içerisinde. Uzak bir yerde değiliz yani. Bir yandan da gemimize gidelim. Ben de size ufak bir özet geçeyim bu noktada. Horizons'ın ne olduğu ne olmadığı ile ilgili bazı sorular gelmiş çünkü videonun altına. O soruların ötesinde bana yazdığınız güzel şeyler için çok teşekkürler arkadaşlar ya. Yani çok duygulandım okuduğumda. Bu kadar insanlarda, yani Ömer'in de özellikle, özlem biriktirdiğinin farkında değildik biz. Hani sağ olun, var olun. Ben de Ömer'in eteğini çekiştiriyorum. Evet, Ömer etek giyiyor ofiste. Woohoo. Ve güzel bir şeyler yapmak için Ömer'in de evet eteğini çekiştirmeye devam edeceğim. Ben de elimden geldiğince bir şeyler yakaladığımda yine sizlerin karşısında olmaya çalışacağım. Ama bu karmaşa içinde farkındaysanız gemimi olması gereken yerde bulamıyorum. Gemim çünkü galiba aşağılarda bir yerde. Evet. Ben bu karmaşaya devam ederken hızlıca bir de Horizons'ın ne olduğundan bahsedeyim demiştim. Evet. Bir yandan gemiyi arıyoruz, bir yandan da. Şimdi Horizons bir ek görev paketi dedim. Ama bazı arkadaşlar ek görev paketi değil, ayrıca alınması gerekiyor diye bir noktaya parmak basmışlar. Evet. Horizons resmen yeni bir oyun gibi piyasaya sunulacak ve satılacak. Bu da aslında çok acımasız çünkü eğer Elite Dangerous'ı aldıysanız... Ey gemim, neredesin? Ona da hızlıca bir bakayım ben arkadaşlar. Gemi bayağı aşağıda abi ya. Neyin altına girmiş bu gemi? Neyse. Horizons'ın fiyatı. Horizons evet tam bir oyun gibi piyasaya sunuluyor ve pound üzerinden satıldığı için zaten canımıza okuyor. Eğer Elite Dangerous'a bakın, yine söyleme krizine girdim. Elite Dangerous'a sahipseniz 10 poundluk bir indirim kuponu veriyorlar size. Yani acımasız mı? Evet, acımasız. Evet, şuradan içeriye girelim. Büyük ihtimalle orada biz aracımızı bırakıp gemiye gireceğiz.
Acımasız bir şeyi var. Ready to transfer to ship. Aa, buraya gelmemiz gerekiyormuş sadece. Okay. O zaman 3 numaraya basalım. Ve board ship diyelim. Elite Dangerous'ın yalnız şöyle bir olayı var. Horizons geldiğinde Elite Dangerous tümüyle silinmeyecek arkadaşlar. Yani bugüne kadar yaptığınız şeyler kalacak. Geminiz vesaireniz, her şeyiniz. Önemli olan şey iki oyunun da, yani Dangerous'ın da Horizons'ın da aynı sunucu içerisinde olması. Yani alan arkadaşla almayan arkadaş birbirinden ayrılmayacak. Sadece almış olan, Horizons'ı almış olan insan gezegen yüzeyine inebilecek. Almamış olan insan gezegen yüzeyine inemeyecek şeklinde bir açıklama yaptı Frontier Development, Frontier Studios'u diyeyim. O nedenle ek görev paketi cümlesini kullanmanın hala doğru olduğuna inanıyorum. Ve umuyorum ki gerçekten arada çok büyük bir baraj olmaz. Bu arada oradaki texture'a ne olmuş? Arkadaşım, texture'a ne yaptınız? Buradaki texture'a da ne yaptınız? Tabi bunlar beta olduğu için şimdilik kabul edebileceğimiz şeyler. Evet. Şimdi Melik Şah'ın bize önermiş olduğu yeri bir görelim arkadaşlar. Ben izninizle sistem haritasına bir gireyim. Şimdi biz neredeyiz? Biz Samanyolu galaksisindeydik bildiğiniz üzere. Ve Samanyolu galaksisinin içerisinde dünyanın da bulunduğu güneş sistemi var. Gideceğimiz yer burası. Dünya benzeri bir yer. Hatta birinci gezegen de öyle. Buraların isimlerine bakmıştık hatırlarsanız. Ve yakınına gidip göreceğiz. Ama neredeyiz biz? Değil mi? Oo, ben bu arada bayağı bir saniyenizi rica ediyorum. Bu arada bölgede... ben evet. İzninizle birazcık gideyim çünkü hakkım olmayan bir alanda durduğumdan dolayı başı belaya sokuyormuşuz. Tamam, bir yandan şöyle dışarıya uçmaya çalışalım. Yalnız ben bu sistem haritasıyla ya da şey haritasıyla uğraşırken bayağı bir gemiyi riske sokacağım. O yüzden isterseniz gelin ben şöyle bir biraz dışarı çıkayım. Tabii şu anda büyük bir kütlenin yanında olduğumuz için dışarıya atlayamıyoruz. Bu arada gök taşları falan çarpıyor galiba bize. Ondan sonracığımı birazcık kurtulduk gibi. Şöyle burnu da yukarıya aldık. İlginç bir şekilde benim kontrollerimde bir takılma var yalnız. Alın size beta ile ilgili yeni bir bilgi. Burası çalışıyor. Burası çalışıyor. Ama burası çalışmıyor. Burada da normalde Q ve E ile ana menüyü hareket ettirmemiz, W ve S ile diğer menüyü hareket ettirmemiz gerekiyordu. Ama bir sıkıntı var. Landing gear'ımızı toplayalım. Belki yardımı olur mu? Olmadı. İleriye doğru jet diyelim. Olmadı. Gördüğünüz üzere bu menüde hareket edemiyoruz arkadaşlar. Çok ilginç ya. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İşte size beta'nın cilveleri diyeceğim. O zaman biz yavaş yavaş alt uzay hızımıza doğru yönlenelim. 2, 1, boom. Yolculuğumuz devam ediyor. Oyunu kapayıp açmak zorunda kaldım. Çünkü bu menümüz çalışmıyordu hatırlıyorsanız. O yüzden ben hızlıca size bizim dünya nerede diye onu göstereyim istedim. Şimdi burası bizim galaktik haritamız. Bütün aksiyon da burada kopuyor. Geri geliyorum. Evet arkadaşlar, alan bu. Samanyolu galaksisinin burasındayız. Peki acaba bizim gezegen nerede? Burası Sol. Yani Solar System. Yani Güneş Sistemi. Güneş Sistemi'nin merkezden uzaklığı 28.94 ışık yılıymış. Ben de az çok merkezde olduğum için
Aslında bana yakın. Gelin içerisine bakalım sisteme. Sistem içerisinde Merkür, Venüs, Dünya, Mars, bizim asteroid kuşağımız. Ardından Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve burada garibanım iki tane ayımız, Plüton ve Charon var. Diğer gezegenlerin ayları vesaire derken işte Dünya diye Mars'a yalnız gitmek. İşte Dünya. Şimdi burada arkadaşlar Güneş sistemi için bir izin belgesi gerekiyor. Bununla ilgili de bir gün güzel bir şey çekebilirim. Onu da eğer ilgi olursa ama inilebilir bir gezegen değil. Yani yakınlarında var olan Abraham Lincoln neymiş? Li Qingzhao ve Mr. Gorbaçev değil. Galileo olmak üzere böyle uzay üslerimiz var. Hani üslere gidilebilir ama kendisine gidilmiyor. Güneş sistemine girebilmek için bir belge lazım diyorum ve buradan geri dönüyorum. Biz bu arada bastık gidiyoruz. Ben Nanomem 2'ye hedefimi alayım. Ardından sizi uyutayım. Sonra ben hedefe yaklaştığımızda sizi uyandırırım arkadaşlar. Şöyle yollanalım. Kısa sürecek yolculuğumuz. O yüzden iyi uykular. Herkese günaydın. Yaklaşık 10 saniye içinde çıkacağımız için sizi uyandırayım istedim. Evet, şu anda dünyaya benzeyen ve su bazlı yaşamı destekleyebilecek bir gezegene doğru ilerliyoruz. Yavaşlamaya çalışıyorum dostum. Ben hızımı otomatiğe ayarladım ama sen yavaşlayamadın. O yüzden havada resmen bir şey salvo atarak Nanomem 2 gezegenine yaklaşmaya çalışıyoruz. Ah yol bilgisayarı, ah. Bir bu işi düzgün yapabilseydin. Oo, birisi beni çekmeye çalışıyor. Bu sefer galiba bunu kabul edeceğim çünkü kaçış vektörünü kaybettim. O zaman silahlarımızı çıkaralım. Horval'ın Kalkanı adlı ekip ve tek kişiymiş. Sen beni kıstırdığını mı sanıyorsun abi şimdi? Nanomem 2 de orada duruyor yalnız. Şöyle salvo yapayım. Merhaba. Ben yalnız bizi böyle bir şeyden tutmanın hıncını senden fena çıkaracağım. Derken adam kaçtı. Adam kaçtı beyler dağılın. Bu mu yani? Oha adam tabi sonra benim durumumu görünce iki tane multi kanon, iki tane pulse razor, her türlü savunmam var. Kalkanım son seviye falan. Yani şimdi adama da hak vermek lazım arkadaşlar. Resmen araya gereksiz aksiyon soktu. Ama ayıp yaptı yani. İşte böylelerini galakside, bak sallandıracaksın 3 tanesini galakside bir daha yapıyorlar mı? Evet, Nanomem 2'ye doğru kafadan giriyoruz arkadaşlar. Çünkü zaten yakınlaştığımızda bizi otomatik olarak çıkaracaktır alt uzaydan. Yalnız güzel gözüküyor gezegen. Baksanıza. Melikşah'a teşekkür etmek lazım bizi böyle bir şeyle tanıştırdığı için. Ben çünkü deli gibi yıldız gezen, böyle kara delik falan bulmaya çalışan birisiydim. Ama çok güzel gözüken bir gezegen. Şimdi şöyle yapalım, bir de gezegenin karanlık tarafını görelim. Azıcık hızlanalım tabii. Tepeden bakabiliyoruz gezegene. Şimdi bu tür gezegenlerde atmosferi olan gezegenlere inme şansı gelmiyor Horizons'da tabii.
Ama bu bizi bugün denemekten alıkoyacak mı? Tabii ki koymayacak. O yüzden kafadan çakılmaya çalışacağız. Acımayacağız. Biraz şöyle dönelim. Şimdi güneşten ışığını almayan tarafına doğru gidiyoruz. Daha doğrusu yıldızdan ışığını almayan. Güneş bizimkinin adı. Evet arkadaşlar. Karanlık bölgesi de böyle gezegenin. Ve farkındaysanız ışıklar falan var. Bu da demektir ki burada medeniyet var. Medeniyet, biz geliyoruz. Biz geliyoruz. Vah. Çakılıyoruz. Evet. Şu anda gezegene çok yakın olduğumuz için alt uzay hızından çıktık. Ve hani ne kadar yakına gitmeye çalışırsak çalışalım, aslında bu gezegene hiçbir zaman tam temas etmeyeceğiz. Ama şöyle güzel bir manzarayla sizi baş başa bırakayım. Hatta şöyle ekstra kameradan da yardım alayım. Elite Dangerous'ta bu kamera mevzusu çok güzel. Daha önceki videoda da bahsetmiştim böyle bir şey yapılabildiğinden. Evet. Şu anda gittiğimiz tatlı yaratık bu. Ve motorlarını da görüyorsunuz. Hatta şöyle motorlarına da bakayım. Evet arkadaşlar, böyle dünyaya benzeyen bir gezegeni bizimle paylaştığı için Melikşah Duran'a tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Sayesinde böyle güzel bir şeyi de görmüş olduk. Yalnız resmen çek bunu, masaüstü teması yap. Kimse de bir şey demez. Bundan sonra Elite Dangerous dediğim gibi bir kere çok popüler olan bir oyun değil. Türkiye'de malum ben FIFA çekmiyorum mesela. Ama tekrar güzel yakalayacağım, aklıma gelen ya da sizlerin bana pasladığı bir şeyler olursa yapabilirim. Güzel, keyifli bir şeyler çıkarabiliriz. Onun dışında Horizons bu şekildedir. Ben şöyle birazcık kamerayı da hareket ettireyim. Geminin burnuna da, camında da şeyde, kameranın ekranında da leke var yani, cam derken. Kendinize iyi bakın diyorum. Uzaya bol bol hayalinizi yolu, pozitif düşünceler arkadaşlar. Tadında bir şey. Şaka bir yana, benim küçüklüğümde ilk yapmak istediğim, yani olmak istediğim meslek daha doğrusu astronottu. Ama tabii Türkiye'nin uzay programı olmadığını öğrenince insan çok hızlı bir şekilde hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Siz de o yüzden gökyüzüne bakıp yıldızları görebildiğiniz zamanlarda hayal kurmaktan lütfen geri kalmayın. Bu Elite Dangerous bana çünkü o günleri çok hatırlattığı için ekstra özel bir yer taşıyor. O yüzden kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere ve hoşça kalın.